Abi bulacağım ben seni, dur. Tamam, durdum. Saklanma, yakalandın abi, kameradan kaçamazsın. Evet. Evet. Teknoloji o kadar gelişti ki bizi yakalıyor değil mi? Evet abi, zoom'dan yakalıyoruz. Değerli dostlar, kanalımıza hoş geldiniz. Balıkesir, Gönen, Dereköy'deyiz bugün. Dereköy'de 810 metrekare arsamız var. Evet, yol kenarı 810 metrekare. Tapuda Kargir Ev diye yazıyor. Yani tapuda ev görünüyor fakat ev yok. Evet, boş bir arsa burası. Yol kısmından aşağıda kalıyor, kot farkı var. Yani aşırı bir meyil yok. Yani bayağı bir ot olmuş. Yani sadece yoldan aşağı kalıyor. Burayı yaparken biraz temeli yüksek yapıp altta kot farkından dolayı bir bodrum yapacaksınız. Evi yükseğe yapacaksınız. Çok güzel bir manzara var. Köye böyle hakim noktada. Köyün üstünde kalıyor. Öyle aşağıda da değil. Köyün hemen hemen en üstünde kalıyor. Burada kendinize güzel bir müstakil ev yapabilir, güzel bir bahçe yapabilir. Burada temiz bir hava, güzel bir doğası var. Köyün ortasından bir dere akıyor. Çok böyle doğasıyla, havasıyla güzel bir köy burası. Gönen şehir merkezine yaklaşık 7 kilometre, 8 kilometre mesafede. Çok fazla uzak da değil. Zaten burada Dereköy Alabalık tesisi de var. Hemen köyün az ilerisinde buraya Gönen'den balık yemeye gelenler de oluyor tesise. Evet, burası farklı bir mahalle, farklı bir köy. Aranan köylerden, işte hani böyle doğada bir evim olsun, güzel bir köy olsun dediğiniz bir köy burası Dereköy. Çok da tarihi bir geçmişi var buranın. Çok tarihi bir geçmişi var. Evet, yerimiz bakın. Şuradaki büyük ağaçların oraya kadar gidiyor. Ceviz ağacı var orada. Buradan böyle gidiyor. Şuradaki incir ağacı sınır oluyor. O komşunun tam sınırı oluyor. Bu ufak kömürlük gibi yer buraya ait. Hemen buradan hafif böyle bir dönüş var şuradan bakın. Bu ev tam sınırda oluyor. Yerimiz şu karşıdaki incir ağacının oraya kadar gidiyor sınır. Bu ev alt sınır oluyor. Buradan da şöyle bir çap oluyor. Bu kömürlük de içinde ve bu incir ağacı bu şekilde yerimiz. Bakın böyle aşağı doğru bir iniş var. Sonra buralar biraz kısmen düz. Bakın hep ot olmuş. Yani çok aşırı bir meyil olmayarak sadece yoldan bir fazla iniş var. Dediğim gibi oraya da merdivenli güzel bir sistem yapıp burayı çok güzel bir hale getirebilirsiniz. Bu otlar bakın ne kadar ot olmuş. Buralara giremiyoruz görüldüğü gibi. Yani arsamız fena değil. Ben daha da buralarda, çünkü burası köy böyle kurulmuş. Ortadan dere akıyor. Bu şekilde yani evler böyle. Evlerin arsaları genelde çok daha bayır oluyor burada. Ama burası çok aşırı bir bayır da değil. Aşağı inince düz gibi bir yer, sadece buradan biraz var. Güzel bir doğa, güzel bir manzara. Hemen hemen kareye benziyor. Hafif dikdörtgen. Sadece alt kısımda ufak bir çap var böyle. Bir girinti çıkıntı. Evet, burayı satacağız. Bir daha şöyle yol tarafına çıkalım. Ortadan yürüyemiyoruz ki. Her taraf ot olmuş. Yani burada bazı köye gidersin, ya bu köyde benim de evim olsa hani güzel olurdu diyebileceğim bir köylerden değil mi? Evet abi, güzel böyle, yani her taraf ormanlık gibi, böyle çalı, ağaçlar, evler. Buradan baktım karşıdaki derenin aynı karşı Karadeniz tarafı. Karadeniz gibi böyle. Aynen Karadeniz gibi, bayırın yani yüzüne kurulmuş. Arazileri böyle meyilli, tepelere böyle evler kondurulmuş. Hemen cami, köyün meydanı. Buradan şöyle aşağı iniyorsunuz. Bu şekilde kat kat yapılmış. Çok güzel, verimli bir toprağı var buranın.
Yani değerli bir bölge. Bakın aşağıya hemen ne güzel ev yapılmış. Belli yeni yapılmış. Çatısı falan yeni. Hemen onun da üstünde yani. Burası yüksekte bir yer. Buraya güzel şöyle 1 metre 2 metre gerekirse kaldıracağım. Buradan girişi düz ayaktan hatta şöyle bir yarım metre daha kaldıracağım. Çok havalı güzel bir ev yapacaksınız. Buradan gireceksiniz. Buradan da bir kot farkı şey yapıp böyle aşağı inişle şöyle 3-4 merdiven bir zemin şey teraslama hafif şöyle. Sonra 2-3 merdiven bir daha bir teraslama. Çok da güzel bir peyzaj yapabilirsiniz yani, değil mi? Evet evet. Burası güzel değerlendirilebilir abi. Yani güzel önce burayı kepçeyi sokacaksınız. Burayı tertemiz bir otlarını motlarını değil mi? Tertemiz yapacaksınız. Evet. Önce bir çıkaracaksınız. Ev yerini nereye yapacaksınız? Kaç metrekare yapacaksınız? Onu bir kenara konduracaksınız. Bu köşeye de kondurulabilir. Burada sınır bitiyor. Bu direğin yanında, komşunun yanında. Burada da konulur. Burayı bahçe olarak geniş alan kullanabilirsiniz. Veya iki tarafı kullanacaksanız buraya veya öbür köşeye de konumlandırılıp buralarda bahçe olarak değerlendirebilir. Güzel bir de buraya şöyle yarım duvar bir bahçe duvarı yapılır değil mi? Evet evet. Güzel bir bahçe duvarı yapılır yarım. Yani güzel bir görünüm sağlanabilir. Evet, burası satılacak değerli dostlar. 810 metrekare bu imarlı 2 kat %50 imarlı bu arsa nasip olursa bizim tarafımızdan satılacak. Satılacak mı? Satılır abi. Satılır, güzel. Güzel arsa, güzel. Aleykümselam. Evet, bugünlük bu kadar değerli dostlar. Artık görünmüyor mevsimde hüzün. Bulutlar bir garip rüyaya dalmış. Ufukta güneşi ağlatan yüzün bir mülteci gibi tenhada kalmış. Toprak yandı gülüm, çeşmeler zehir. Şimdi bilsen de bir, bilmesen de bir. Kaç kere çağırdım seni öteden. Turnalar uçurdum gittiğin yere. Bin parça eyledin kalbimi neden? Ruhum bir başına düştü göklere. Bana tebessümle bakıyor kabir. Şimdi gülsen de bir, gülmesen de bir. Derdimin yangını sardı gölgeni. Bir mahkum kanıyla aktı izlerin. Deniz ölesiye severken seni. Neden gemileri yaktı gözlerin? Yıkıldı yolumu bekleyen şehir. Şimdi gelsen de bir, gelmesen de bir. Yağmurun inceden yağdığı yerde açan gül acıyı damıtır, solar. Ağustos böceği düşünce derde içine kuşların sevdası dolar. Ölü bir mahzene gömüldü kibir. Artık sevsen de bir, sevmesen de bir. Çatladı en kavi yerinden tohum. Kıvılcım düşürdü sulara gonca. Her akşam ölümü koklayan ruhum. Seni de kuşanır Hakan olunca. Bu yerde bilinir destanı kebir. Şimdi kalsan da bir, kalmasan da bir. Zaman ki ardında pervane şimdi. Mekan defineler döktü yoluma. Fırtınadan umut bekleyen kimdi? Söyle deniz neden gömüldü kuma? Zindan çöktü gülüm, kırıldı zincir. Benim olsan da bir, olmasan da bir.